Selamlar arkadaşlar. Bir önceki düşük bütçeli videoyu seyretmiş olmalısınız. Şimdi de orta bütçeli bir video paylaşacağım. Orta bütçesi olan arkadaşlar, yani o da ne kadardır? İşte 3 ile 5 bin lira arası bütçesi olan arkadaşlar için ürünler paylaşmaya çalışacağım. Farklı ürünler arayanlar açıklama kısmına bakabilirler. Benim paylaşacağım ilk kaslardan bir tanesi orta bütçeliler için Shark'ın Riddle modeli. Shark'ın Riddle modelini biliyorsunuz, polikarbon bir dış kabuğu var. Hemen göstereyim. Shark Riddle bu. Üst taraftaki ışıklarını biliyorsunuz zaten. Shark Riddle'in bu üst taraftaki ışıklarını yakarak paylaştığım videoyu da bulabilirsiniz Shark Riddle diye aratınca. Çünkü yani şu anda bunun pili yok. Pilinin dolması lazım. Bir önceki videoda ben bunun pilini doldurup ışıklarını yakıp nasıl yanıp söndüğünü göstermiştim. Şuralarında da ışıkları var. Ve arka tarafında da ışıkları var. Polikarbon bir yapıya sahip. Spoiler'ını görüyorsunuz. Hemen altındaki hava çıkış kanallarını görüyorsunuz zaten. Polikarbon yapıya sahip olduğu için orta dayanıklılıkta diyorum ben bu kaslara. Çünkü hani fiber kaslar, trikompozit kaslar bizim için çok daha iyi, çok daha fazla kafamızı koruyan, çok daha fazla dayanıklılık veren trafik kazasında yaşayacağımız kazalardan sonra uğrayabileceğimiz hasarları en aza indirebilen kaslardır. Polikarbon kasların ne kadar dayanıklı olduğunu, çarpmalarda ne kadar size koruma sağladığını tam olarak bildiğimi söyleyemem. Onu da ekleyeyim. Bu X-Large 1550 gramlık farklı bedenlerde, farklı ağırlıklarda olabilir. Ön tarafında şu şekilde açılan, şu yanındaki, şurada bir çıkıntısı var. Şununla kademeli şekilde açılan camını görüyorsunuz. Geniş bir bakış açısı var zaten. Ve şu yan tarafındaki şu indirme kaldırma butonundan diyeyim. Pininden ya da pin de diyebilirim ona. Güneş vizörü inip kalkıyor. Güzel bir güneş vizörü var. Bakış açısı da güzel. Bir burun pedi var. Altında bir çene pedi var. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Ve boyun pedleri gerçekten boyuna iyi oturuyor. O yüzden de bu kaskın hem iç yapısını hem de dış tasarımını gerçekten seviyorum. Zaten hani rüzgarda sallanmaması için ve sarsıntı yapıp hani boynumuzu ağrıtmaması için zaten ellerinden geleni yapmışlar bu tasarımda. Şurada da rüzgarı biraz daha aşağıya basabilip hani sizin kafanızın arkasına gitmeyi engelleyip rüzgar tünelinden daha rahat geçmenizi sağlayabilecek gibi yapılmış bir çıkıntı daha yapmışlar. İç petlerinin yapısını gözlükle de giyebiliyorsunuz bunu. Güneş vizörü zaten var. Ve farklı farklı renkleri var. Bunlardan bir tane alabilirsiniz. Bunların ortalama 2000 lira civarında bir fiyatı var. Şimdi monta geçeyim. Mont benim yazlık ve baharlık olarak önerebileceğim montlardan bir tanesi. Daha henüz kış sezonuna geçmedik. Kışın da hani kolay kolay geleceğe benzemiyor zaten. Ben Sikoyko'nun bir montunu önereceğim. Speedy montlar da vardı fakat elimizde kalmadı. S modeli arayanlar için Speedy'nin tabii ki bir montu var. Bu Sikoyko'nun montu. Sikoyko'nun bu montu gerçekten güzel bir mont. Hem hani orta bütçesi olan arkadaşlar için dayanıklı bir kumaşa sahip. Aynı zamanda şu şekilde boynunun çıt çıtla kapanıyor olması, boynunun çok düşük olmaması da artı bir avantajı bu montun. İçi tamamen file dokudan oluşmuştur. Hem göğüs koruması vardır. Hani bu montu önermemin sebebi zaten bu göğüs korumasının olması. Kol ayarlamalarının olması zaten hani dirseklerinde ve omuzlarında her montun koruması oluyor. CE onaylı korumalar oluyor. Bunun sırtında da koruma var tabii ki. Sırtında korumayla gelmeyen montlar da var. O yüzden sırtında da koruma var diyorum. Cırt cırtla kapanan bir bileği var. Aynı zamanda şurada fermuar da var. Şurasını da göstereyim. Şurada bir fermuar da var. Bununla bileğinize uygun şekilde açıp kapatabilirsiniz. Cırt cırt da zaten biraz ayarlanabilir şekilde yapılmış. Hani biraz daha sıkabileceğiniz şekilde yapılmış. Ön tarafı fermuarlı, iç tarafı cepli ve telefon cebi de var aynı zamanda. Tamamen rüzgar geçirgen bir monttur. Kumaşı dayanıklıdır. Yan tarafında iki tane cebi vardır. Ve şu alt kısmında da belinize oturtmanız için iki tane çıt çıtı vardır.
Bu şekilde güzel montlardan bir tanesidir ve göğüs koruması olduğu için tanıttığımı tekrar belirteyim. Eldiven için ise iki tane önerim olacak. Bunlardan bir tanesi bu Revit'in Hydra H2O modeli. Bunun bayan ve erkek versiyonu da var. Evet, bayanlar da kendilerine uygun versiyonlarını bulabilirler. Bunu tanıtmamdaki neden, bunun iyi bir bilek koruması olması, iyi bir yumruk koruması olması, iç tarafının deri alaşımdan oluşması ve işte eklem yeri korumalarının yumuşak olması. O hani çok müthiş korumalar değil ama hani sizin zarar görmenizi engelleyecek şekilde yapılmış korumalar yapmışlar. Bu kışlık bir eldiven, yazlık bir eldiven de sunacağım. Yine elastik yapıya uygun bir bilekliği var. Çok kısa bir eldiven değildir. Yani ama spor sürüşlere de uygundur, enduro sürüşlerine de uygundur. Bu alınabilir, kullanılabilir ve tabii ki şu bileği cırt cırt şekilde yapılmış. Derseniz ki işte ben de hani dayanıklı bir eldiven istiyorum, aynı zamanda yazlık olsun derseniz Revit'in Sandwich eldivenlerini almanız bence en iyisi. Çünkü neden? Yeni nesil, yeni tip korumalara sahip böyle parçalı korumalar görüyorsunuz bu kenarlarında, bilek korumalarında. Bütün korumaları öyle zaten. Şu hani yumruk korumalarını da öyle yapmışlar. Bu darbeyi emip dağıtan cinsle korumalar. Bunlar bir süredir var, yaklaşık 2 yıldır var. Revit'te bunları yaparken bu darbeyi dağıtabilme özelliğini düşünerek zaten yapmış. Körük mekanizmaları var, gaz hassasiyeti ve fren hassasiyeti için eklem yeri korumaları var. Bu tamamen yazlık, hava geçirgen bir eldivendir. Tabii ki su da geçirir, o yüzden yazlık eldiven diyoruz. Bileği çok kısa değildir, uzundur ve bileğinde şu şekilde bir cırt cırta sahip. Şöyle açılıyor şuradan, cırt cırta bayağı sağlam. İyi eldivenlerden bir tanesi. Altına daha önceki tanıttığım videoda da göreceğiniz Tek 90 kodları da alabilirsiniz. Rockwell botlardan alabilirsiniz. Bir üst modellerden TCX Rush, TCX AirTech gibi botlar alabilirsiniz. Onları da şurada göstereceğim size. Onların da özelliklerini zaten detaylarda ve sitemizdeki açıklama kısmında görebilirsiniz. Orta bütçeli arkadaşlar için bunları sundum. Siz kendi kombininizi oluşturabilirsiniz. Kendinize uygun farklı seçenekleri zaten mağazamızda ve sitemizde bulabilirsiniz. Biz Bostancı Köprüsü'nden hemen sonra Karakartal Sokak No.1'deyiz. Yerimiz taşındı, bulamayan arkadaşlar için sokak içindeyiz. Önceden Total Benzinci'nin karşısındaydık. Hepinize iyi sürüşler, iyi ki varsınız.